Star Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Jandarmanın raporu savcılığın fezlekesinden sonra bütün gözler Mehmet Ağar'a çevrildi. İmza onun mu değil mi? Ağar benim değil diyor. Ancak jandarma kriminoloji laboratuvarının raporuna göre imzanın Ağar'a ait olma ihtimali yüksek. Peki Ağar bu gelişmelere ne diyor? Ağar'ın sözlerine geçmeden önce İçişleri Eski Bakanı'nın İstanbul'daki evine ve çok ilginç komşularına haberi İrem Barutçu hazırladı. Mehmet Ağar, İçişleri Eski Bakanı, Emniyet Eski Genel Müdürü, İstanbul Eski Emniyet Müdürü. Ağar'ın devlet kademelerindeki hizmetlerini saymaya kalkarsak bu listeye daha pek çok görev ekleyebiliriz. Malum çete olayı ile birlikte adı garip ilişkilere karışan Ağar, tesadüf veya değil garip komşulara da sahip. Üstelik de bu komşular son yıllardaki mafya cinayetlerinde adı geçen isimler. Dilkom sitesinde Savaş Buldan ve Ömer Lütfi Topal'ın birer dairesi var. Savaş Buldan 1994 Haziran ayında Sapanca'da hayatını yitiren Kürt iş adamı. Savaş Buldan'la Ömer Lütfi Topal'ın ortak noktaları kurban gitmesi ve her ikisinin de Dilkom sitesinde oturması. Ama Dilkom sitesinde oturan ilginç bir isim daha var ki o da İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar. Ömer Lütfi Topal'la Savaş Buldan'ın bir diğer ortak özellikleri de haklarındaki iddialar. İkisinin de kara para zengini olduğu ve PKK'yı finanse ettikleri iddiası. Mehmet Ağar ise bu daireyi İstanbul Emniyet Müdürü olduğu dönemde satın aldığı iddia ediliyor. Topal'ın zaten kendisi burada oturuyor. İlk eşi o, ailesi burada. İlk eşi. Buldanlar da burada oturuyor, Mehmet Ağar da. Dilkom sitesinde oturanlar Ağar'ın bu evi İstanbul'da olduğu dönemlerde kullandığını söylüyor. Dilkom sitesi A1 bloğun 4. katında İçişleri Eski Bakanı Mehmet Ağar'ın bir dairesi var. Komşuları Mehmet Ağar'ın İstanbul'a geldiği dönemlerde bu dairede kaldığını söylüyorlar. Hemen A1 bloğun yanındaki apartmanın çatı katındaysa Ömer Lütfi Topal'ın eski eşi oturuyor. Bu apartmanın yanındaki apartmanın 4. katındaysa Buldan'ın eşi oturuyor. Ne Ağar'ın, ne Buldan'ın, ne de Topal'ın apartmanın girişindeki zillerde isimleri var. Üçünün de dairelerinin bulunduğu gerçeğinin telaffuz edilmekten kaçınıldığı bu sitede, bu üç ismin birleşmeleri tesadüf mü değil mi, bu sorunun yanıtını da Mehmet Ağar verecek. Ömer Lütfi Topal cinayetiyle ilgili olarak akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı'ndan ilginç bir açıklama yapıldı. Sayın seyirciler, hemen Ankara'ya dönüyorum. Karşımda Işın Gürel var. Işın, cinayette kullanılan silahların balistik raporu açıklandı. Acaba parmak izi kime ait? Evet, gelen raporda parmak izinin Abdullah Çaplı'ya ait olduğu söyleniyor. Gelen faksta İçişleri Bakanlığı'ndan, şu anda ben de size bu belgeyi şöyle bir göstermek istiyorum. Çok enteresan bir açıklama gerçekten. Diyor ki açıklamada, Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesi olayında kullanılan Kalaşnikov marka silaha ait şarjör üzerinde sarılı bulunan bandajın iç kısmında tespit edilen parmak izinin 2777 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce 6136 sayılı kanuna muhalefet, polise ateş etmekle suçlanan, parmak izi alınan Nevşehir 1956 doğumlu Ahmet ve Remzioğlu Abdullah Çatlı'ya. Bunun dışında Abdullah Çatlı'nın bir başka kimliği vardı, hatırlayacaksınız. Ona da atıf yapılıyor ve deniliyor ki 31-8-96 tarihinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nce Meskun Mahalle'de ateş etmekten parmak izi alınan Şanlıurfa Suruç 1961 doğumlu Mevlüt ve Fatmaoğlu Mehmet Özbay kimliğine haiz şahsın sağ el ve orta parmak izi olduğu anlaşılmıştır deniliyor. İçişleri Bakanlığı'nın müşavirinden gelen yazıda, basın müşavirinden gelen yazıda. Bu arada bunun dışında, yani Abdullah Çatlı ve Mehmet Özbay kimliğinin dışında 1957 doğumlu Haydar ve Fahrioğlu Şahin Ekli'nin de sağ el ve orta parmak izi olduğunun anlaşıldığı gelen faksa belirtiliyor. Faksa bir başka not daha var. Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesi olayında kullanılan Kalaşnikov marka silah üzerindeki parmak izi incelemesini bugüne kadar yaptırmayarak gecikmeye neden olan personelde soruşturma kapsamına alınmış geniş kapsamlı inceleme ve soruşturma tüm imkanlar kullanılarak devam ettirilmektedir deniliyor. Hatırlayacaksınız, İstanbul DGM Başsavcılığı Ömer Lütfi Topal cinayetiyle ilgili bilgilerin ve belgelerin acil olarak kendilerine gelmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bir yazı, sert üslüklü bir yazı göndermişti. İşte o yazı işe yaradı ve bugün Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel geniş kapsamlı ve saatler süren bir toplantı yaptı ve toplantı sonrasında
Bu belge İstanbul DGM Başsavcılığı'na hem faksla hem de özel kurye ile ulaştırıldı ve biraz önce de elimize geçen bu şok açıklama İçişleri Bakanlığı Basın Müşavirliği tarafından medyaya fakslandı. Gülgün. Sayın seyirciler, bültenimizin başında sunduğumuz gibi yeşilköy.com sitesindeki bu müthiş rastlantı gerçekten sarsıcı. İddiaların tümü son derece ciddi ve vakit geçirilmeden yanıtlanması gerekiyor. Eğer Sayın Ağar konuşma hakkını kullanmak isterse kendisine bu imkanı tanıyacağımızı ifade etmek istiyorum. Bültenimiz süresi içinde bizi araması durumunda cevap hakkını canlı yayında kullanabilir Sayın Ağar. Sayın seyirciler, DYP milletvekili Ağar bu son gelişmeden önce bugün Star Haber'in sorularını yanıtladı. Ağar, Susurluk olayı hakkındaki görüşleriyle Abdullah Çatlı'nın üzerinden çıkan belgedeki imzası hakkındaki düşüncelerini anlattı. Bu Tekiz Zirve'yle ne kastettiniz? Devlet terörle mücadelesinin. Terörle mi, Susurluk'la filan bir ilgisi yok. Susurluk ortada, beni ilgilendirmez. Terörle mücadelede ne yapıldı, ne edildi, bu oturulup devlet briefinginde görüşülür. İmza konusu? İmza konusu da bir kere basın yanlış yaptı. Rapordaki muğlak bir ifade olabilirdi, olmayabilirdi. Komplo mu var? Gazetecilerin komplo teorileri üretmenler. Sizi kim hedef gösteriyor? Kim konuşuyorsa bu konuda. Terörle mücadele kanunun 6. maddesi var, açık. Orada terörle mücadele etmiş görevlilere basın yoluyla veya sair herhangi bir yolla hedef göstermek suç teşkil ediyor. Ama biz terbiyemizden kimse hakkında dava açmıyoruz. Dava açsan bütün televizyonlar, gazeteler hepsi hüküm giyer yani. Kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadan kimi kimse suçlayabilir Türkiye'de? Öyle kolay mı o işte? Neden spekülasyonlar hep sizin üstünüzde dönüyor? 20 senedir bize herkes saldırıyor bu konuda. Önemli değil, biz mücadelemizi yapıyoruz bu konuda. Kimlerle mücadele ettiğimiz belli, kimlerin de bize karşı olduğu belli. Ha, arada siyaset yapmak isteyenler var, başkalarıyla hesaplaşmayı bizim üzerimizden yapmak isteyenler. Onlar da beni ilgilendirmez. DYP size neden sahip çıkmıyor? Ben öyle bir şey görmüyorum. O da beni, ben bu işlere girerken söyledim. Bir Allah'a güvenirim, bir de kendime. Kimseye güvenerek ben devlete hizmet etmem. Dokunulmazlık konusu. Hukuk içerisinde olan her şeye, hukukun bütün kural ve kaideleri yerine gelen her şeye rıza gösteririm ben. Ama her şey hukuk içerisinde olmalı. Hukuk zorlanarak, hukuk yırtılarak, hukuk görmezlikten gelinerek yapıldı mı bir şey, o yanlış olur. Savcılığa ifade verecek misiniz? Kim çağırırsa gider her yere ifade veririz. 20 senedir benim dokunulmazlığım vardı. 20 sene ben örgütlerle, herkesle mücadele ettim. Kaldı ki bu imza dedikleri sahtekarlık olayında da ben mebus da değilim o zamanki şartlarda. O şartlara göre de mahkemeye giderim ben. Mebusluk zırhına falan da girmem. Adalet Bakanlığı, Mehmet Ağar'ın dokunulmazlığının kaldırılmasının istendiği fezlekeyi eksik bularak savcılığa iade etti. Peki sizce ne olmalı sayın seyirciler? Ağar'ın dokunulmazlığı kalkmalı mı, kalkmamalı mı? Bu konuda bir anketimiz var. Mehmet Ağar'ın dokunulmazlığı kalksın diyorsanız 0900-988-1971'i, hayır, dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek yok diyorsanız 0900-988-1972'yi arayın. Sonuçları bültenimizin sonunda açıklayacağız. Abdullah Çatlı'nın üzerinden çıkan uzman silah taşıma belgesinde Mehmet Ağar'ın imzası var. Jandarma bu imzanın gerçek olabileceğini, Ağar'sa sahte olduğunu öne sürüyor. Bu durumda belge ve imzaya ilişkin 3 olasılık meydana çıkıyor. Mehmet Ağar'ın açıklamaları ve kamuoyuna yansıyan bilgiler, kazadan sonra Abdullah Çatlı'nın üzerinden çıkan uzman silah taşıma belgesiyle ilgili 3 olasılığı gündeme getirdi. Uzman emniyet mensupları için bir belge gerçekten var ve bu belge verilirken gerçekten imzalanıyor. Ancak bu belge kesinlikle gizli. O nedenle açığa çıkmaması gerekiyor. İşte bu yüzden Mehmet Ağar hem belgeyi hem imzayı yalanladı. Emniyet içinde böyle bir belge aslında yok. Bu belge Mehmet Özbay sahte kimliğini taşıyan Abdullah Çatlı'ya başı polisle derde girdiğinde kullanması için verildi. Mehmet Ağar da başka örneği olmayan bu belgeyi inandırıcı kılmak için imzaladı. Ne böyle bir belge ne de imza var. Bu belgeyi Abdullah Çatlı güvenliği için kendi düzenledi. Yani Mehmet Ağar'ın söyledikleri tamamen doğru. Eğer bu olasılık doğruysa ortaya endişe verici bir durum çıkıyor.
Eğer imza sahte ise Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Laboratuvarı bunu nasıl belirleyemedi? Belirlediyse açıklaması niye bu yönde olmadı? Yoksa akıllara hiç gelmeyen bir başka olasılık mı var? Susurluk olayından sonra devlet adamlarıyla mafya bağlantılı bazı isimlerin aynı kullarda görülmeleri, DYP lideri Çiller'in bu kişileri kahraman ilan etmesi, son olarak da Başbakan Erbakan'ın Susurluk olayı için Pasafiso demesi askerleri bir hayli rahatsız etti sayın seyirciler. Bu nedenle askerler bu alacakaranlık ilişkilerin aydınlatılması için bütün güçlerini seferber ettiler. Askerin Susurluk kazası sonrasındaki gelişmelerde gizliden gizliye çok kritik bir rol oynadığı dikkat çekiyor. Bunun nedenleri var. Susurluk kazası belki de şans eseri jandarmanın yetkisindeki bölgede meydana geldi. Kaza jandarma bölgesinde değil de kent merkezinde olsaydı belki de bu kadar mesafe alınamayacaktı. Jandarmanın işin içinde olması bazı kanalları daha işlek hale getirdi. Olaydaki çete unsuru jandarmanın arabadaki gizli bölmelerde susturucu bulmasıyla ve bunu resmi kayıtlara geçirmesiyle gündeme girdi. Böylece olay basit bir kaza olmaktan çıktı ve gündemin baş sırasına oturdu. Olayın ilk günlerinde İçişleri Bakanı basit bir kaza diyor, başbakansa Pasafiso diye geçiştiriyordu. Özellikle başbakanın bu sözleri askeri çevreleri çok rahatsız etti. Arabadaki silahlar ve belgelerin Abdullah Çatlı'nın devlet içinde bazı kişiler tarafından kullandığını ortaya çıkarmasıyla, bu kişilerin de özel time irtibatlanmasıyla rahatsızlık daha da arttı. Askeri cenahın bu işi ne kadar önemsediği, basit bir kuryelik için dahi albay rütbesindeki bir subayın görevlendirilmesinden belli. Ağar'ın imzasının jandarma kriminalde incelenmesinden sonra hazırlanan tutanağı Devlet Güvenlik Mahkemesi savcısına bir albay ve yarbay teslim etti. Bu rütbede kişilerin kuryelikte kullanılması, askerin olayı hızlandırma isteğinin önemli bir göstergesi. Askeri çevreler işi öylesine kovalıyor ki, Ömer Lütfi Topal cinayetinde kullanılan Kalaşnikov tüfeklerin balistik incelemeye alınmadan özel harekat dairesine götürülmesi olayını kulislerde eleştiriyor. Askeri çevrelerin Susurluk'tan duyduğu rahatsızlığın asıl nedeni Güneydoğu sorununda yatıyor. Özel timlerin devlet içinde palazlanıp çeteleşmesi sonucunda bu kişilerin medyada üniformalı çete diye nitelendirilmesi askeri rahatsız ediyor. Radikal gazetesinde Genelkurmay 2. Başkanı Çevikler'in DYP'li yöneticileri yeren sözleri de aslında bu rahatsızlığın işareti. 15 yıldır Güneydoğu'da sizin dediklerinizi yaptık. Geldiğimiz nokta ortada. Artık sizi dinlemeyeceğiz. Şimdiye kadar olaya askeri mücadelenin yanı sıra sosyal ve ekonomik açıdan da bakılmasına dikkat çektik. Yapmadınız. Erbakan hiç olmazsa bu konuya parmak basıyor. Çevikler geçen Ekim ayında terörle mücadele koordinasyon toplantısında DYP'li Turhan Tayan ve Namık Kemal Zeybe'ye işte böyle diyor. Kısacası ortada belki resmen yazılmış bir muhtıra yok. Ama asker terörle mücadeleyi sömüren, bunun arkasına sığınıp cinayet işleyen devlet içi çetelerin varlığından da rahatsız. Aslında özel harekatçılarla askerlerin anlaşamaması sürtüşme değil ancak çekişme içinde oldukları bilinen bir gerçek. Özellikle Güneydoğu'da askerlerle özel tim görevlilerinin yıldızları hiç barışmadı. Ayrı istihbarat kanallarını kullandılar, ayrı ayrı operasyon düzenlediler. Amaçları aynıydı ama mücadele tarzları farklı oldu. Vedat Yenerer'in incelemesini sunuyoruz. Özel harekat timleri Doğu ve Güneydoğu'da PKK'ya karşı il ve ilçelerde halkı korumak üzere göreve getirildi. Her türlü ortamda savaşma eğitimi alan bu timler özellikle ülkücüler arasından seçildi. Adına da özel ordu dendi. Sözde emniyet müdürlüğüne bağlı olduğu öne sürülen özel timlere bir süre sonra valiler bile karışamaz oldu. Sürekli olarak İçişleri Bakanlığı'nın emrinde olduklarını ve kendilerinden başka hiç kimsenin vatan uğruna savaşmadığını söylemeye başladılar. Bu durum en çok askerleri rahatsız etti. Şehir ve ilçelerde göreve gelen özel harekatçılar arasında emir komuta zincirinin yanı sıra disiplin mekanizmasının yavaş işlemesi askerin görev anlayışına ters geldi. Daha önce JITEM'in istihbarat yaptığı il ve ilçelerden gelen istihbarat özel harekatın gelişiyle yavaşladı. Askere ya geç iletildi ya da hiç iletilmedi. Bu koordinasyonsuzluk zaman içinde operasyonlara da yansıdı. Binlerce askerin katıldığı operasyonlardan bir sonuç alınamadı. Askerler de onları operasyonlara götürmemeye başladı. Yani herkes kendisi için istihbarat toplar oldu. Ama hiç kimse diğerinin elinde olan bilgiden haberdar olmadı ya da geç oldu. Durum böyle olunca JITEM, MİT ve emniyetin istihbarat birimleri arasında rekabet ortaya çıktı.
Bu arada özel harekatçılar kendileriyle aynı fikirde olmayan siyasetçiler bölgelerine geldiklerinde onları korumak yerine panzer ve zırhlı araçlarla Milliyetçi Hareket Partisi bayrakları açtılar. Zafer işaretleri yaparak gövde gösterisi yaptılar. Kendileri gibi düşünmeyenlere kimi zaman ateş açtılar, kimi zaman da tartakladılar. Bu durum sadece bölge halkını değil, disiplini ön planda tutan genelkurmayı da rahatsız etti. İki güç arasındaki koordinasyonsuzluk Tunceli'de PKK'nın düzenlediği intihar saldırısıyla su yüzüne vurdu. Emniyet saldırı olacağı istihbaratını almış ancak askerlere bildirmekte gecikmişti. Özel harekatçıların yüksek maaşlarla çalışması da askeri rahatsız eden bir başka unsur oldu. Görev süresi dolan pek çok özel harekatçı PKK ile savaşmak için değil iyi para kazandıkları için bölgede görev sürelerini uzattılar. PKK'ya karşı kontrgerilla eğitimi alan özel harekatçıları askerler operasyonlara götürmemeye başladılar. Bölgede sadece askerlerin PKK ile savaştığı, özel timlerinde para biriktirdiği imajı yayıldı. Ayrıca bazı özel tim üyelerinin eroin ticareti, gasp ve cinayetlere karışması da asker ve özel harekatçılar arasındaki sürtüşmeyi arttırdı. Mehmet Ağar'ın Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı olduğu dönemde gerginlik doruk noktaya ulaştı. Şimdi Susurluk kazasıyla Türkiye'nin gündemine bir bomba gibi düşen skandallar silsilesinde özel harekatçılarla ilgili tüm adli olaylarda askerlerin albay düzeyinde çalışması da dikkat çekiyor. Sayın seyirciler, bültenimizin başında hatırlayacaksınız. Dilkom sitesindeki 3 evle ilgili bir haber getirmiştik ekrana ve Mehmet Ağar'a bir çağrı yapmıştık. Lütfen bizi arayın diye Sayın Ağar bizi aradı. Alo Sayın Ağar. Evet, dinliyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz efendim. Çağrımıza bültenimiz süresi içinde cevap verdiniz. Ev için ne diyorsunuz Sayın Ağar? Bu rastlantı şimdi için ne diyorsunuz? Bana zaman verin de önce başka şeyler söyleyeyim ben. Biraz evvel yayınladığınız haber son derece yanlış bir haber. Hangisi? Özel harekatçılarla askerler arasında polis, asker, MİT, JITEM arasında hiçbir problem yok. Devletin kurumları arasında bu tür problemler varmış gibi göstermek, yanlışlığına düşmek hiç yakışmıyor. Bu tamamıyla PKK'nın arzuladığı bir siyasetin sonucu. Böyle bir yanlışlar sakın ola ki bir daha girmeyin. Kulaktan dolma duyumlarla. Bölgenin her tarafında askeri timler, korucular, özel harekatçılar, jandarma hepsi aslan gibi görev yapıyorlar orada. Sımsıkı birbirlerine sarılmışlar. Tunceli'deki intihar saldırısından evvel lazım gelen bütün uyarılar yapıldı. Orada yapılan şey sadece eylemin yeri konusundaki anlaşmazlıktan kaynaklandı. Evet, hiç kimse de böyle şerefsiz, haysiyetsiz işlere Sayın girmez. Abi, ancak üzülerek evet. Görüyorum ki devlet adına konuşan ses biz gittikten sonra yok oldu. Biz hangi görev ve konumda olursak olsun devletin adına konuşuruz. Orada kahraman gibi görev yapan insanlardan hiç kimseyi ezdirmeyiz. Bu devletin askeri de mukaddestir, polisi de, jandarması da, korucusu da. Elbette suç hepimiz bu devletin evladıyız Sayın gittir. Ağar. Olayı genelleştiremezsiniz. Özel tim değil, bizler şimdi de uzaktan dolma konuya. Bilgileri değil. Şimdi, bir dakika, bölgeyi bir dakika. Yakından tanıyan arkadaşlarımız var. Biz o bu ev konusuna gelmek istiyoruz. Biz daha çok yakın tanıyoruz. Oraları biz adım adım gezdik. Adım adım gezdik. PKK'nın evet. Dezinformasyonuna hiç kimse teslim olmasın. Sayın mağlup olmasın. Sayın bu mücadele biz daha sürecek. Biz konuya dönmek şimdi istiyoruz. Şimdi konuya dönüyorum. Ben evet, size lütfen, dönüyorum. Lütfen. Konuya dönüyorum. Gayet sakin. Ben konuya dönüyorum. Lütfen. Önce iyi araştırma yapmanızı tavsiye ediyorum size. Türkiye'de açık olan iki tane kayıt var. Biri tapu kayıtları, biri trafik kayıtları. Bir kere oradaki bana ait değil. Kime ait bir o zaman Sayın Ağar? Bir başka insana ait. Ben onun ismini açıklamak mecburiyetinde değilim. Sık sık İkincisi, o evde kaldığınız iddia ediliyor. Tapu dairesinden gider bak. Anlamadım ne diyorsunuz? O evde İstanbul'da olduğunuz süre içinde o evde kaldığınız iddia edilmekte. Bir dakika bir dinleyin. Ev bana ait değil mülkiyeti. Bir arkadaşıma ait. Ben Erzurum valiliğine tayin olduğumda arkadaşım bana teklif etti. İstanbul Emniyet Müdürü lojmanına da yakın olduğu için. Arkadaşınız kim Sayın Ağar? Açıklayabilir misiniz? Açıklarım ben onu. Arkadaşım muteber, namuslu, haysiyetli bir iş adamıdır İstanbul'da. Onun ismini açıklayıp hedef haline getirmeme gerek yok. Yarın gidersiniz tapu dairesinden kim olduğunu siz öğrenirsiniz onu. Hazır telefondasınız Sayın Ağar. Hiç olmazsa spekülasyonları örtbas yok etmek için bu ismi bize vermenizde bir sakınca olmaması namuslu, lazım. Sonuçta şimdi tanıdı, de açıklanabilir, yarın da açıklanabilir. İtibarlı bir tüccardır. Yarın gider tapu dairesinden öğrenirsiniz. Bir. İkincisi benim çoluk çocuğum hedef olduğu için Erzurum valiliğine giderken okul durumları da bölünmesin diye burada oturmamızı rica etti. Biz apartman masraflarını ödeyerek burada oturduk. Etrafta kim oturuyor, kim oturmuyor bu bizim problemimiz değil. Biliyor muydunuz Sayın Ağar kimlerin oturduğunu? Daha sonradan civarda. Öğrendim. Bu Buldan olayından sonra gazetelerde çıkınca bunun ne olduğunu ben öğrendim.
Evet. Başka kimin öyle oturduğunu da bilmiyorum. Tarihten 6-7 ay evvel ameliyat durumumuz olunca biz bu evden ayrıldık. Önce yurt dışında ameliyat geçirdik. Daha sonra İzmir'de tedavi olduk ve o tedaviden sonra geldik Ankara'ya yerleştik. Şu anda da bu ev boştur ve arkadaşımız yakın bir zamanda herhalde burayı kirayan verir. Sayın Ağar, buradan olayından sonra civarda kimlerin oturduğunu öğrendim diyorsunuz. Siz yapmayın. İçişleri Bakanlığı yaptınız, Emniyet Genel Müdürlüğü yaptınız. Elinizde o kadar büyük bilgiler ve imkanlar vardı ki. Bizim oturduğumuz zaman bizim bilmeniz lazım. Siz bilmeseniz size bu bilginin aktarılması evet. lazım gelir. Çünkü siz çok bana önemli bir şahsiyetsiniz. Ben size güvenliğiniz açısından en azından civarda kimlerin olduğu bilgisinin size atmış olması gerekirdi. Bana Sayınlar, bir fırsat, öyle değil mi? Bana bir fırsat verirseniz söyleyeceğim. Biz ilk oturmaya başladığımız vakit burası boştu. Hiç kimse yoktu burada. Daha sonra taşınanlar oldu. Arkadaşlar burada emniyet bakımından gerekli tetkikleri yaptılar. Zararlı kimsenin oturmadığını söylediler bana. Bu da benim için yeterli bir nedendi. Mesele bitmiştir. Yani olayları doğru düzgün inceleyin. Benim neyim var neyim yoksa meclise verdiğim mal bildiriminde vermişim. Bu haberi yayınlamadan evvel gidip tapu dairesinden inceleme yapmanız gerekirdi. Ayrıca dediğim gibi benim çoluk çocuğumu da hedef göstermek gibi bir göreviniz olmaması gerekir. Çok daha böyle dikkatli şey, olmanız gerekir. Katiyen öyle bir yayın yapmadık Sayın Ağar. Öyle bir amacımız asla olamaz. Da, bizim yani bütün arzumuz şansınız kalmadı. Bizim bütün arzumuz bu karmaşık ilişkilerin, bu karmaşık durumun ortaya çıkması. Yok. Çünkü konu geliyor bir noktada size ulaşıyor bana Sayın hiçbir Ağar. Şekilde ulaşmaz, hiçbir karmaşık ilişki yok. Benim yediğim pekmez, gittiğim Antep'tir bu halk deyimiyle. Peki bakınız biraz önce bültenimiz içinde siz de izlediniz, bundan eminiz. Ömer Lütfi Topal cinayetinde balistik inceleme sonrasında silahtaki parmak izinin çatlıya ait olduğu ortaya çıktı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda Sayın Ağar? Şimdi gerekli soruşturmalar gayet sağlıklı olarak yürüyor. Sonuçlanınca bunu evet. resmi merciler açıklayacaklar. Burada tahkikatlar devam ederken konuşup mütalaa söylemek kadar yanlış bir şey yoktu. Savcılık tahkikat yapıyor, polis tahkikat yapıyor. Zaman zaman kamuoyunun evet. bilgisi olan yerde de kamuoyuna açıklama yapıyor. Ben baştan beri söylüyorum. Ben devletime, milletime hizmetten başka hiçbir şey yapmadım. Evet. Hiçbir karmaşık ilişkim de yoktur. Hiçbir şahsi menfaatim de yoktur. Ben arzu ederdim ki böyle bir haber yapmadan evvel benle görüşmeniz gerekirdi. Benle görüşseydiniz ben size bu gerçekleri haberin öncesinde açıklardım. Siz de rahat ederdiniz, herkes rahat ederdi. Memleketin tapu kaydı açık, trafik kaydı açık, banka kayıtları açık. Her yere gider bakarsınız, her şeyi rahat rahat tetkik edersiniz. Sizden ricam bu tür haberlerde lütfen daha dikkatli olup, daha önceden bizle görüşürseniz kamuoyu daha rahat bir şekilde aydınlanır. Peki Sayın Ağar, çatlının parmak izinin bu kadar geç ortaya çıkmasını siz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bu tür yürüyen tahkikatlarda yorum olmaz. Yapanlar yapar, sonuçlar açıklanır ve ortaya çıkar. Çıkar. Bu konu hepsi ortaya çıkar. Türkiye'de hiçbir şey gizli kalmaz. Tekrar bu gizli kalmayacağına biz de inanıyoruz. Mutlaka açıklanacak. Çünkü son derece zincirleme giden olaylar silsilesini görüyoruz. Sayın Ağar, tekrar ev konusuna dönmek istiyorum. Siz bu evde hiç oturmadınız mı? Oturdunuz değil mi burada? Oturduk, çoluk çocuğumuz oturdu. Ben size evet. izah ediyorum, anlamıyorsunuz. Ben diyorum Erzurum valine tayin olduğumda, güvenlik bakımından İstanbul Emniyet Müdür Lojmanı'na burası yakın olduğu için, polis çok olduğu için, arkadaşım benden rica etti. Rahatlıkla burada çoluk çocuğunuzun okulu bölünmesin. Kış mevsiminde ben tayin oldum gittim. Burada devam edin dendi. Ondan sonra Amerika'da geçirdiğimiz ameliyattan sonra İstanbul'da tedavi gerektiği için Ankara'ya taşınamadık. Orada kalmak zorunda kaldık. İkinci ameliyattan sonra artık orada kalmamız gereği olmadı. Önce İzmir'e daha evet. sonra da Ankara'ya taşındık. Mesele bitti. Evet. Olay bu kadar basit. Sayın Ağar, siz biraz önce dediniz ki hiçbir şey karanlıkta kalmaz, her şey mutlaka açığa kavuşur. Tabii. Pek çok konuda sizin isminiz çok fazla geçti. Hiçbir şeyin karanlıkta kalmayacağını siz söylediniz. O halde şunu yapar mısınız? Kamuoyuna çıkıp her şeyin doğrusunu, gizli kalmış bilgileri, çünkü kamuoyu çok merakla bunu bekliyor. Açıklanmadığı için şimdi de Türkiye'de tahkikatı yürüten merciler oluyor, var. Sayın Ağar. Türkiye'de tahkikatı yürüten merciler var. Resmi açıklamaz merciler. Mısınız? Konuşmaz adalet mısınız Sayın Ağar? Adalet makamları var. Evet, adalet makamları var. Meclis Tahkikat Komisyonu var.
kime biz ne ifade vereceğimizi biliriz. Siz kendinizi yargıç veya savcı yerine koyma hevesinin lütfen dışında olun. Asla, asla, asla kamuoyu adına iş yapıyoruz sayın ağabey. Yargıç, hakim, savcı değil. Kamuoyunun siz temsilcisi falan değilsiniz. Kamuoyunun neye ihtiyacı varsa, ben kamuoyunu her yönde her zaman açık yüreklilikle, erkekçe, delikanlıca, mertçe konuşarak her konuda aydınlatmış. Hadi bizden anlatın Sayın Ağar. Size bir fırsat. Burada bir ekran bugün çok sayıda milyonlarca seyirci. Şu anda sizin sözlerinizi ben söyleyeceklerimi alt anladı. Şimdi sizin bilmediğiniz bir derin Türkiye var. Bir sessiz çoğunluk var. Halk her şeyi biliyor. Kimin hangi mücadelede ve nerede olduğunu biliyor. Kimin ne olduğunu biliyor. İhtiyaç olan her noktada da sizin ve bütün ekranlar dahil kökten bir basın toplantısı yaparım. Tek kanal içinde gerekmez. Sayın Ağar, halk her şeyi biliyor diyorsunuz. Halk her şeyi bilseydi merakla bu soruların cevapları beklenmezdi. Soruların cevapları, 10 dakika önce öğrendi cevapları, Türk kamuoyu Abdullah Çaklı'nın Ömer Lütfi Topal cinayetinde kullanılan silahta parmak izinin olduğunu. İşte açıkladı resmi halk bırakın. Halk her şeyi bilmiyor. Buradan söyleyin, halk her şeyi öğrensin. İşte resmi makamlar. Siz hem Emniyet Müdürlüğü hem İçişleri Bakanlığı yaptınız. Bazı konularda bilgim var, bazı konularda bilgim yok diyorsunuz. Bu çeteler konusunda size hiç bilgi akışı olmadı mı Sayın Ağar? Hiç bu konuda çalışmanız, mücadeleniz hiç mi olmadı? Evet, oldu tabii ki. İşte onları göremiyorsunuz. Ne yaptınız? Ne yaptınız? Benim bütün görev dönemim ortaya boyunca ortaya neleri, hangi karanlık ilişkileri, hangi konuları çıkardınız? Bize aktarabilir misiniz Sayın Ağar? Bir müsaade ederseniz söyleyeceğim. Gayet tabii. Bugün gazetelerde çıkan 5-6 çeteyle ilgili bütün ortaya çıkmalar benim görev dönemim boyunca olmuş. Hepsiyle ilgili valilere, her yere talimatlarım var. Güvenlik güçlerine talimatlarım var. Bunlar hakkında adli, idari bütün tahkikatlar yapmış ve hepsini ortaya çıkarmış olmak bizim dönemimizdedir. Bizden önceki dönemdeki İçişleri Bakanlarımız da yapmıştır. Devlette suç işleyen hiç kimse cezasız kalmaz. Ama devlet suç işlemez, devlet suç işletmez. Hata yapan kamu görevlisi olur, kamu görevlisinin de gereğini adli makamlar yapar. Bırakın şu an tahkikatı bağımsız yargı yürütüyor. Devletin bütün kurumları yürütüyor. Onları yanlış şekilde yönlendirecek bir ifadede bulunmaktan her zaman herkesin kaçınması lazım. Hakikatler her zaman ortaya çıkacaktır. Kimin kilosu kaç para, kim ne kadar iş yapmış bunların hepsi ortaya çıkar Sayın Feyman. Bu fırsatı verdiğiniz için ben size çok teşekkür ediyorum. Her zaman beraber olacağız. Çok teşekkür ederiz Sayın Ağar, çağrımıza cevap verdiğiniz için. Kolay gelsin, iyi akşamlar.